Selamun aleyküm. Az önce bunu gördüm. Şok geçirdim. Sizlerle de paylaşayım dedim. Siz burada ne görüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bu nedir ya? Bu Atatürk'e benziyor mu? Tam tersi. Şimdi bana mı öyle geldi sırf bilmiyorum ama bu tam bir yobaza benziyor. Bu acaba geçen dinlemiştim. FETÖ darbe girişiminden sonra şu anda o günden daha güçlü olduğunu söyleyenler vardı. Bana da öyle geliyor ki gerçekten de FETÖ dünden daha güçlü. Çünkü onu temizlemesi gerekenler temizlemedi. Bunlar daha da güçlendi gibime geliyor ki burada Atatürk'ü yerine Fethullah Gülen'i yapmışlar gibi geliyor bana. Bu çok ciddi bir konu. Bu bir kepazelik, bu bir rezillik. Ama bir taraftan da kulağına bakın, kulaklarına bakın bir. Bu nasıl bir şeydir ya? Gözlere bakın bir. Yani gözlerinden de resmen yani 2023'ü ne hale getirdiniz der gibi bakıyor. Siz nasıl rezil torunlarsınız der gibi bakıyor. Yani bu mudur der gibi bakıyor. Yani bu bilmiyorum para basımına nasıl yapılıyor ama benim bildiğim bayağı bir kontrolden geçmesi lazım sonuçta bu. Yani bu onaylanması gerekiyor. Şu an benim gördüğüm başkası görüyor mu acaba? Görmüyor mu? Ben çok merak ettim. Başkalarını bir dinlemem gerekiyor. Ama yani şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Acaba ha bakın adım adım işte böyle cumhuriyetinizi yıkıyoruz mu diyorlar acaba ne diyor bunlar? Şu an böyle yarın bir dahakine 5 sene sonra kalpağı çıkartırlar tam Fethullah'a koyarlar buraya. Olur biter. Bu mudur yani? Bana öyle geliyor ki bu belki de ikinci bir darbe girişimine işarettir. Bilmiyorum buradan yetkilileri ben uyarayım da. Bana hiç iyi gelmedi bu görüntü. Buna çok çok dikkat etmemiz lazım. Bilmiyorum yani bunu şu an tek ben mi görüyorum? Lütfen yorum yazın. Bu kulaklar neydi? Elf kulağı mıydı? Neydi ya bunlar? Yani yüze bir bakın Allah'ını seversen bu Atatürk mü ya? Ciddi ciddi bu Atatürk mü? Atatürk'le bunun hiçbir alakası yok ya. Yani bunu bilerek isterek yapmadıysalar bu çok büyük bir rezillik, çok büyük bir beceriksizlik ama o zaman da bunu onay verenler nasıl onay veriyor? Onlar diyemiyor mu ki Atatürk'e benzememiş yeniden yapın diyemiyorlar mı? Ya da her şeyde olduğu gibi gereken de adamları mı atadılar? Bu para basmanın başına da bunu yapanlar, çizenler artık nasıl yapıyorsa onlar da kendi adamları olduğu için bu işi beceremiyorlar da böyle bir şey mi çıktı ortaya? Bilmiyorum artık. Tek bildiğim bir şey var. İşi ehline vermek ne kadar büyük, önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'de açık açık zaten bize söyleniyor. Bir daha burada onu görmüş oluyoruz. Ya işi ehline vermemişler diye böyle bir rezalet çıkmış ortaya. Ya da cidden Fethullah o kadar güçlendi ki artık kendi parasını basmaya başladı. Yarın bu Allah korusun da ben hep bunu dile getiriyorum bu son zamanlarda ama son videoları sildim tekrar. Çok fazla girdim yine siyaset içine diye. Ama yani Allah korusun da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şimdi severiz sevmeyiz o bambaşka bir şey. Desteklediğim yönler de azıcık olsa da desteklemediğim yönleri çok fazla yaptıkları içerisinde ama her şeyi geçiyorum ama ona yarın bir şey olursa onu biri suikasta öldürürse veya kendisi doğal bir şekilde yani hepimiz öleceğimiz için yani eceliyle ölürse bir şey olursa korkarım belki de Fethullah da yaşamıyordur onu da bilmiyoruz ya. Belki onu klonladıkları ikizi yaşıyordur bilmiyorum. Veyahut da kurduğu sistem devam ediyor. Çünkü sistemin arkasında zaten kim olduğu belli. Amerika, İsrail. Bunlar istese Fethullah öldükten sonra bile onu yapay zeka ile o robotlarla yaşıyor gibi gösterebilir ya. Ama Amerika'da sonuçta ömür boyu da yaşatırlar onu. Ve bu hazırlıkla da belki de Cumhurbaşkanı'nın ölmesini bekleyerek şu anda bu adım 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 oyunun an geldiği anda da o fırsatı kullanarak zaten ülke birbirine karışacağı için çünkü AK Parti'nin içinde de Cumhurbaşkanı yerine geçebilecek adam olmadığı için ortalık tamamen karışabilir ve bunun devamında da darbe yapabilirler. Bana bu öyle bir şeyin işareti gibi geldi. Bilmiyorum artık abartıyor muyum ama ben bundan utandım onu söyleyeyim yani. Ben bu paradan utandım. Vallahi de billahi de utandım. Şimdi cebim cüzdanım yanında değil. 20 TL vardı orada Atatürk'e bakardık ama. Bilmiyorum. Ne diyeceğimi şu an ben başka bilmiyorum. Tek demek istediğim şuydu. Dikkat etmemiz lazım. Bu olmaz. Bu cidden olmadı. 2023 bu değil arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar ben de iyi değilim. Hastayım. Korona oldum. Tekrar.
Dün resmen yataktan kalkamadım. Çok kötüydüm. Bugün biraz daha iyiyim. Kullandığım şeyler sağ olsun. Bu arada herkese önerebilirim. Propolis, buğday çimi tozu, zerdeçal. Bunlar çok çok iyi şeyler. Bana güç verdi. Ama tabii yine de iyi hastayız. Haftaya da ameliyat olacağım kolumdan. Yani uzun hikaye. Bunlar için ayrı bir video yaparım. İnce bir iyileşmem lazım ki ameliyat olabileyim. Ama bunu da geçemedim şu an. Yani beni bitirdi şu an. Bunu gördüm ve mahvoldum. Aklıma çok pis şeyler geldi. Çok pis oyunlar geldi. Ülkemiz üzerine ne büyük oyunlar dönüyor ya. Onu bir daha görmüş oldum. Ya da gerçekten bu çok büyük bir tesadüf. Beceriksizlik. Madem öyle, o zaman herkes kör olmuş. Bu Türkiye yönetenler bunu bir diyemiyor mu ki? Bu nedir böyle? Ben artık bir şey anlamıyorum. Ya da alan hoşuna gitti. Neyse ya. Burada kapatalım şimdi. Benim başım ağrımaya başladı. Yine zaten ağrıyordu. Bu tam biçim etti şu anda. Ben gerçek Mustafa Kemal Atatürk atamız huzurunda saygıyla durup onu selamlıyorum. Bu kepazeliğe de yazıklar olsun diyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın.